1865 yılını dünya bilimsel açıdan büyük buluşlarla karşıladı. Louis Pasteur, pastörizasyonun patentini alıp süt ve benzeri gıdaların daha güvenli hale gelmesinin önünü açtı. Rudolf Clausius, entropi kavramını kavrayıp matematiksel olarak açıkladı. Johann Joseph Loschmidt, bir molün içerisindeki molekül sayısını tam olarak saptayıp buna Avogadro sayısı adını verdi. Ama hepsinden önemlisi, ilkokulda arkadaşlarının Mankafa lakabını taktığı James Clerk Maxwell, tarihin en büyük fiziksel gizemlerinden birini açıkladığı eseri olan elektromanyetik alanların dinamik teorisini yayımladı. Bu kitapta elektrik alan ve manyetik alanın boşlukta ışık hızında ilerleyen dalgalar olduğunu teorize ediyor, ışık hızını gelecekte deneylerle kanıtlanacak olana yakın bir doğrulukta gösteriyor ve ışığın da elektromanyetik bir dalga olduğunu ifade ederek elektrik alan, manyetik alan ve ışığı bir araya getirip fizikteki en büyük ikinci birleşmeyi sağlıyordu. Tüm bunları da Maxwell denklemleri denen ve elektrik mühendisliğinin mihenk taşı diyebileceğimiz 20 denklemde gösteriyordu. Bir dakika, 20 mi? 4 tane olmaları gerekmiyor muydu? Üstelik tüm bu dalgalar, alanlar ve formüller kafanızı mı karıştırdı? Merak etmeyin. Bugün bile ilgili alanlarda okuyan öğrencilerin kafalarını karıştıran bu anlatı 1865 yılında daha da korkunç kafa karışıklıklarına sebep oldu. Çünkü elektrik zaten güncel olarak kullanılıyordu ve elektrik mühendisleri görevlerini bu teorilere pek de ihtiyaç duymadan deneysel çıkarımlar ve gözlemlerle yapıyordu. Elektriğin borudan akan su olduğu benzetmesi dönemin elektrikçilerinin büyük çoğuna yeterli geliyordu. Özellikle elektrikli telgraf sistemleri yaygınlaşmıştı ve onlarca yıldır telgraf idarelerinde çalışanlar bir sürü deneyim biriktirmişlerdi. Kısaca pratiğin, teorinin oldukça önünde ilerlediği bir alanda elektrik. Maxwell çok çok büyük bir dehaydı ancak profesör olduğu halde öğretmek konusunda pek de istekli değildi. Kendisi bile kavraması oldukça güç olan elektromanyetik alan teorisini ifade etmekte zorluk çekiyordu. Ders vermeyi de bırakmış, küçük bir grupla çalışan birisi haline gelmişti. Maxwell'in 20 bilinmeyenli 20 denklemden oluşan orijinal denklemlerini bugün fakültelerde öğretilen hale getiren kişi ise Londra'da mütevazi aile evinde yaşayan, yılda kazandığı 40 pound'dan başka geliri olmayan Oliver Heaviside oldu. Heaviside enteresan bir karakterdi. 1850 yılında doğan Oliver'ın çocukken geçirdiği ateşli bir hastalık sebebiyle duyma zorluğu vardı. Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen okula ilgi duymuyordu ve 16 yaşında eğitim hayatına son verdi. Amcası Wheatstone Köprüsü adı verilen elektrik devresiyle bildiğimiz Charles Wheatstone'du ve zamanının büyük telgraf mühendislerinden biriydi. Onun yardımıyla 1868 yılında Danimarka'da Wheatstone'un telgraf şirketinde hali hazırda çalışan abisi Arthur'un yanına gidip orada operatör olarak çalışmaya başladı. Ardından Newcastle ile Danimarka arasındaki telgraf hattında görevlendirildi ve Newcastle ofisinde çalışmayı sürdürdü. Bu esnada duyma güçlüğü gittikçe şiddetleniyordu. Muhtemelen de bu durumun getirdiği bir asosyallik sonucunda elektrik üzerine gittikçe artan bir yoğunlukta çalışmaya başlamıştı. Çalışmaları hem pratik hem de teorik alanları kapsıyordu. 1872 yılında sadece 22 yaşındayken Wheatstone Köprüsü hakkında yazdığı bir makaleyi Philosophical Magazine adındaki bir dergide yayımlattı. Makale, konuyla ilgili fizikçilerden epey övgü topladı. 1873'te ikinci makalesi, aynı anda iki farklı istasyona telgraf göndermeyi mümkün kılan çift yönlü telgrafçılık üzerineydi. Bu makalede İngiliz Posta İdaresi'nin telgraf kolunun şef mühendisi Kali'nin yazmış olduğu telgrafçılık kitabını ve isim olarak belirtmediği bir başka otoritenin kitabını daha eleştiriyordu. Çünkü Posta İdaresi resmi görüş olarak çift yönlü telgraf sistemini pratik bulmuyordu. Heaviside'ın eleştirisinin diğer hedefi olan ismini vermediği otorite ise büyük ihtimalle William Henry Preece'den başkası değildi. Preece, Kali'nin altında çalışan başarılı bir telgraf mühendisiydi ve parlak bir memurdu. 1873 yılında Maxwell'in kitabını ilk defa okuma şansı olan Heaviside aşırı derecede etkilenmişti. Hatta kendisinden alıntılayacak olursak kitap harika, olağanüstü, müthişti ve gücünde şaşılacak olasılıklar barındırıyordu. Sonrasında telgraf mühendisleri topluluğuna katılmak için başvurdu ancak red cevabı aldı. Çünkü bir telgraf operatörünü aralarında istemediklerini deklare ettiler. Ancak geçmişte yazdığı makalesiyle övgüsünü kazandığı büyük matematikçi ve fizikçi Sir William Thomson'un sponsorluğu ile ikinci denemesinde topluluğa girmeyi başardı. Aynı sene telgraf idaresindeki işinden de ayrıldı. Rivayetlere göre bu ayrılışta Kali'nin etkisi vardı.
Başka rivayetlere göre ise kendisi asosyal ve uzak doğası sebebiyle telgraf içinde çalışmaya uygun değildi. Bugün kesin sebebi bilmesek de Heaviside işinden ayrıldı ve Londra'da yaşayan ailesinin yanına taşındı. Burada kendi kendini elektrik konusunda eğitmeye, Maxwell'in kitabı üzerinde çalışmaya ki kendi ifadesine göre anlaması oldukça uzun zamanını almıştı ve matematik fizik alanındaki ciddi içeriğe sahip Elektrikçi dergisine makaleler yollamaya devam etti. Gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. William Henry Preece ise büyük Michael Faraday'dan eğitim alma şansına sahip olmuş Galler doğumlu bir mühendis ve telgrafçıydı. Parlak eğitim geçmişiyle 1873'e kadar büyük telgraf ve tren yolu şirketlerinde telgraf mühendisi olarak çalışmıştı. 1870 yılında çalıştığı şirket devletleştirilince posta idaresi bölge mühendisi olarak çalışmaya başlamıştı. 1877 yılında ise posta idaresine elektrik mühendisi olarak atandı. Aynı yıl Graham Bell'in telefon sistemini Londra'ya getirmeyi başardı ve İngiltere'de telefonculuğu başlattı. 1880 yılına geldiğimizde ise Heaviside iletim hattındaki yüzey etkisi üzerine çalışıyordu ve iletişimde kullanılan elektrik sinyallerini kayıpsız iletmek için kullanılan koaksiyel kablo için patent aldı. Preece ise telgraf mühendisleri topluluğunun başkanlığına seçildi. 1884 yılında Heaviside, Maxwell'in 20 denklemini vektör formunda yazılabilecek 4 denkleme indirgemeyi başarmıştı. Bu indirgeme teorinin anlaşılmasını ve öğretilmesini oldukça kolaylaştırdı. Preece ise gömülü telefon kablolarında tespit edilen elektromanyetik yayınım sayesinde kablosuz telgraf üzerine fikirler geliştirmeye başladı. 1887 yılına geldiğimizde ise Heaviside, Maxwell denklemleri ve elektromanyetizma üzerine çalışmaları sonucunda telefon hatlarında açığa çıkan sinyal bozulması ve sinyal kaybı üzerine bir makale yazdı. Bu makalede Heaviside, deneylere değil de matematiğe güvenerek bir çıkarım yapmıştı. Basitçe açıklamak gerekirse, telefon hatları iki ayrı iletken ile çalışırlar. Ekranda gördüğünüz iki iletkenli telefon hattındaki kabloları Heaviside, uç uça eklenmiş dirençler ve indüktanslar olarak çözümledi. Ayrıca bu hatta paralel olarak yine uç uça eklenmiş kapasitanslar ve konduktanslar ekledi. Çalışmaları sonucunda sinyal bozulmasını ve kaybını engellemek için ekranda gördüğünüz eşitliğin sağlanması gerekiyordu. Ancak gerçek dünyada denklemin sol tarafı sağ tarafına göre oldukça büyüktü. Bu sebeple ideal duruma yaklaşmak için yapılabilecekler belliydi. Konduktans arttırılabilirdi ancak bu durumda devredeki sinyal kaybı artardı. Kapasitans küçültülürse kabloların izolasyonlarını oldukça kalınlaştırmak gerekirdi. Aynı şekilde direnci küçültmek de kablo kesitlerini arttıracağından bakır maliyetini oldukça arttırırdı. Heaviside'ın çözümü indüktansı arttırmak oldu. Telgraf hattı boyunca düzenli aralıklarla ek indüktans görevi görecek yük bobinleri eklenmesini önerdi. Heaviside makalesini posta ofisinde telgrafçı olarak çalışan abisi Arthur'la beraber yazmıştı. Telgraf Mühendisleri Topluluğu dergisine gönderdikleri makale yayımlanmadı. Çünkü posta ofisinin resmi görüşü iletim hatlarının düşük indüktanslı olmasıydı. Preece yaptığı pratik çalışmalarda indüktansın olabildiğince düşük olması gerektiği kanaatine varmıştı. Elektromanyetik alan teorisiyle ilgilenmiyordu ve elektriği borudan geçen su benzetimiyle kavruyordu. Borunun çapı yani direnci onun için tek önemli şeydi. Bu sebeple posta ofisi topluluk dergisinde bu teorik saçmalığın yayımlanmaması için uğraşmış gibi görünüyordu. Bunun üzerine Heaviside makaleyi Elektrikçi dergisine gönderdi ancak Elektrikçi dergisi de makaleyi reddetti. Üstüne üstlük Heaviside'a yakın olduğu bilinen ve uzun yıllardır çalışan derginin editörü şüpheli bir biçimde Ekim ayında emekliye ayrıldı. Yeni gelen editör ise makaleyi yayımlamayı reddetti ve 1885 yılından beri kesintisiz devam eden elektromanyetik yayınım hakkında Heaviside'ın yazı dizisine son verdi. Editörün Heaviside açıklaması şöyle olmuş. Yazıların yeterince okur ilgisi çekmiyor, yazdığın teorilerin pratiğe döküldüğü herhangi bir örnek de bulamıyorum. Heaviside başka dergilere de makalesini gönderdi ama diğer dergilerde makaleyi yayımlamayı reddettiler. Böylece pratikçiler, teoristlere karşı argümanlarını, sansür ve yok sayma ile savunmayı başarmışlardı. Heaviside da kazandığı tek gelirini kaybetmiş oldu. Ama Preece'in indüktansa karşı mücadelesi bitmemişti. Bu sefer sahneye başka bir Oliver çıktı. Oliver Lodge o sırada 30'lu yaşlarında Liverpool'lu genç bir profesördü. Maxwell'in teorilerine sahip çıkan ve saha deneyimi olmayan bilim insanlarındandı. Birkaç sene önce paratonerlerle ilgili deneyler yapmıştı ve yıldırımın paratonere çarptıktan sonra toprağa iletilmesinde paratoner ve yer arasında inşa edilen iletken direnci kadar
ve hatta ondan da önemli olarak öz indüktansın görev aldığını düşünüyordu. Yaptığı deneylerle de bunu gösterdiğini düşünüyordu. Bulgularını 1888 yılında İngiltere'de Roma dönemin banyoları ile meşhur olan ve adını da buradan alan Bath kentinde düzenlenecek olan Britanya Bilimsel İlerleme Kurumu toplantısında sunacaktı. Paratonerler hakkında düzenlenecek konferans toplantının en heyecanlı tarafıydı. Rhys kendinden emindi. Yönettiği kurum 500 bin yakalama ucu dikmişti, konuya hakimdi ve matematik saçmalıklarına prim vermeyecekti. Kendi deyimiyle sağlam deneyim en iyi öğretmendi ve evrendeki tüm teorilerin üstündeydi. Lodge da teorisini savundu ve Sir William Thompson gibi önemli isimlerin takdirini kazandı. Ama Rhys, Paratoner Konferansı'nın sekreteriydi ve toplantı sonucunda konferansın resmi önerileri değişmedi. Toplantı sonrasında pratikçilerin baskın olduğu bir dergide elinde paratonerle yerde yatan Hasm Lodge'un göğsüne basan kahraman Rhys karikatörü bile yayınlanmıştı. Ancak gerçek dünyada işler farklı ilerliyordu. Bir yıl önce elektromanyetik dalgaların varlığını deneysel olarak tespit ederek Maxwell'in teorisini kanıtlayan Hertz sayesinde elektromanyetizma dünya çapında elektrikçiler ve bilim adamları tarafından kabul edilmeye başlanmıştı. Telefonun yaygınlaşmasıyla daha da artan iletim problemleri ve bunun üzerine alternatif akımın da dünyada kullanım alanı bulmasıyla birlikte elektromanyetik alan teorisyenlerinin fikirleri yadsınamaz bir gerçeklik olarak kabul edilmeye ve teoriden pratikler üretilmeye başlandı. Artık en katı pratikçilerin bile reddedemeyeceği şekilde teori geçerliliğini kanıtlamıştı. Sonunda 1891 yılında Heaviside, elektromanyetik alanındaki matematiksel çalışmaları sebebiyle Kraliyet Derneği tarafından tanındı ve üyelikle onurlandırıldı. Aynı yıl Elektrikçi Dergisi yazılarını yeniden yayımlamaya başladı. 1892'de Kraliyet Derneği yayın organında elektromanyetik alanlar konusundaki 50 sayfalık çalışması yayımlandı. 1896 yılında o sırada kardeşlerinden birinin müzik dükkanının üstündeki dairede yaşamakta olan Heaviside, yılda 120 poundluk desteği kabul etti. Geçmişte başka destekler de teklif edilmişti ama kabul etmemişti. Bu desteği kabul etmesi için tanınmış birkaç bilim insanının bir araya gelmesi gerekmişti. 1905 yılında ise Göttingen Üniversitesi kendisine fahri doktora verdi. Heaviside, manyetik alanlar konusunda hiçbir patent almamıştı, ancak alanlar oldu. 1900 yılında Michael Pupin, yükleme bobinleriyle ilgili aldığı patentle Amerika'da geniş bir telefon ağı kurulmasını sağladı. William Preece'e gelecek olursak, 1892'de Posta İdaresi'nin şef mühendisi, 1893'te Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nün başkanı oldu ve 1899 yılında kendisine şövalye unvanı verildi. Aynı yıl Posta İdaresi'nden emekli olup oğluyla bir şirket kurdular. 1913'te hayata gözlerini yumdu. Kurduğu şirket bugün hala Londra'da faaliyet gösteriyor. Heaviside da 1925'te öldü. Ölmeden önce 1922'de Elektrik Mühendisleri Enstitüsü kendisine tarihin ilk Faraday madalyasını vermişti. Bugün kullandığımız endüktans, kapasitans, empedans gibi terimleri de kendisine borçluyuz. Maxwell'in elektromanyetik alan teorisi ise dünyamızı değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Daha fazla elektrik hikayesi dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.